Bu dersimizde 15. fövümüzün sonundaki konu kavrama testi 1'i çözüyoruz arkadaşlar. Bir zar iki kez havaya atılmıştır. Bir zar iki kez havaya atıldığında ya da iki tane zar bir kez havaya aynı anda atıldığında arkadaşlar ne olur? Örnek uzay olarak 6 kere 6'dan 36 farklı durum elde edilir. Birinci ifadede ikisinin de aynı sayı gelme olasılığı demiş. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5 ve 6, 6 gelme durumu. Burada toplam 6 durum var. Örnek uzayımız 36 elemanlı. A'yı bulduk. Şimdi ikinciye geçelim. Toplamları 10 olacak. 5, 5, 4, 6 ve 6, 4. Yani 3 durum var. B de buradan 3 bölü 36'dır. Son olarak çarpımlarının 12 gelme olasılığı. 3, 4, 4, 3, 2, 6 ve 6, 2. Yani 4 durum var. Olasılığımız 36'da 4'tür. Şimdi hepsini topluyoruz. 6 bölü 36, 3 bölü 36, bir de ne var? 4 bölü 36. Paydalarımız ortak olduğu için 36 diyoruz. Buradan cevabımız Denizli. Bu tarz sorularda arkadaşlar tablo yapmanızı tavsiye ederim. Bakın burada kadın erkek demiş, gözlüklü gözlüksüz demiş. Şimdi kadınlara K diyelim, erkeklere E diyelim. Sonrasında da ne var? Gözlüklülere G artı diyorum. Gözlüksüz olanlara da G eksi diyelim. Şöyle basit bir tablo yapalım. Şimdi sorumuza geçelim. Arkadaşlar burada kadınların 6 tanesi gözlüklü, toplam 18 kadın var. Demek ki 12'si gözlüksüz. 4'ü gözlüklü 24 erkek var. Buraya 4 diyorum. 24'ten 4 çıkarırsam gözlüksüz erkek de 20 tane. Rastgele seçilen bir kişinin gözlüklü veya erkek olması bilindiğine göre. Gözlüklü veya erkek olduğu biliniyor. Gözlüklüleri işaretleyelim. 6 ve 4. Erkek olan 4 ve 20. Yani bizim burada örnek uzayımız 6 artı 4 artı 20'dir. Kadın olma olasılığı demiş. Taramış olduklarımızdan kadın olanlar sadece 6 kişi. İstenilen durumlar, yani payımıza da 6 yazıyoruz. 6 bölü 30. 5 ile 6 ile sadeleştirirseniz de cevabımız 1 bölü 5. Sınıftaki erkeklerin kızların sayısına oranı 2 bölü 3. Yani E bölü K eşittir 2 bölü 3. Şimdi toplamda arkadaşlar 5 kişi varsa bunların 2 tanesi erkek. Şöyle diyelim. Tüm sınıfın mevcuduna arkadaşlar 100 diyelim. Bu 100 kişiden 2'ye 3 oranı varsa erkeklerin sayısına şöyle diyelim 2x diyelim. Kızların sayısına 3x diyelim. Sınıf mevcudumuz o zaman 5x. 5x'imiz 100 olsun. X buradan ne gelir? 20 gelir. 20 çarpı 2'den erkeklerin sayısı 40. Kızlara da 60 diyebiliriz. Tabii ki sınıf mevcudumuzu 100 kabul edersek. Erkeklerin %40'ı futbol oynuyor. Erkeklere 40 kişi dedik. 40 kişinin %40'ı futbol oynuyorsa 16 tane erkek futbol oynuyor arkadaşlar. Diğerleri futbol oynamıyor. Burada erkeklerin %40'ı futbol oynuyor. Bu sınıftan rastgele seçilen bir öğrencinin futbol oynamayan bir erkek olma olasılığı. Ne dedik? 40 tane erkek var. 16'sı futbol oynuyor. 24 tane erkek futbol oynamıyor. Yani istenilen durum 24. Sınıf mevcudumuzda 100'dü. 24 bölü 100. Bunu da sadeleştirelim. 4'e bölerseniz 6 kere var. 4'e bölerseniz 25 kere var. Sorumuzu incelediğimizde arkadaşlar bize burada ne gerekiyor? Bir tane benzeması gerekiyor. Şimdi burada Almanca ve İngilizce konuşan ve konuşamayan öğrencilerimiz var. Venn şeması dediğimiz bu şekilde üçgen veya daire ile ya da herhangi bir şekilde burada başlarına kümelerin isimlerini yazıyoruz. Buraya örnek uzay E ile gösteriyoruz. Şimdi sorumuza geçelim. İngilizce bilenlerin sayısı Almanca bilenlerin 2 katı. İ eşittir A çarpı 2. İngilizce bilenlerin sayısı her iki dili bilenlerin 6 katı. Her iki dili bilenlere x derseniz İngilizce bilenlerin sayısı 6x'tir. O zaman
Burası 6x eksi x'ten 5x. Sadece Almanca bilen sayısı, hiçbir dil bilmeyenlerin sayısına eşittir. Burada arkadaşlar, İngilizce bilenlerin sayısını ne bulduk? 6x. O zaman 6x, Almanca konuşanların 2 katı ise, Almanca konuşanların sayısı 3x. X ortada ise, geriye kalan 2x de sadece Almanca konuşanlar. Sadece Almanca konuşanlar, hiçbir dil konuşamayanların sayısına eşit. Demek ki dışarıda 2x tane de tıpkı içeride olduğu gibi öğrenci var. Öğrencinin en çok bir yabancı dil bildiğine, bilindiğine göre en çok bir demek hiçbir dili bilmeyen 2x kişi ya da sadece Almanca ve sadece İngilizce bilen kişilerin toplamı. Yani 9x kişiden bahsediyoruz. Buna göre sadece Almanca bilme ihtimali. Sadece Almanca bilenler 2x kişi. Toplam aradığımız kişilerin sayısı da 9x'ti. Olasılığımız buradan 2 bölü 9 da C şıkkıdır. 4'ü pasaport sahibi 12 tane erkek var. Yine basit bir tablo yapalım. Erkek diyelim. Burası da kadınlar. Sonra arkadaşlar pasaporttan bahsetmiş. Pasaportu olanlara artı, olmayanlara eksi dedim. Erkeklerden 4 tanesinin pasaportu var. Toplam 12 tane erkek var. 8'inde pasaport yok. 8'i pasaport sahibi 18 tane kadın var. 18'den 8'i çıkarırsak 10 tane kadının pasaportu yok. Bir kişinin kadın veya pasaport sahibi olduğu bilindiğine göre kadınları karalıyoruz. Pasaport sahibi olanları karalıyoruz. Toplam burada 4 artı 8 artı 10 kişilik bir örnek uzayımız var. Yani 22. Bu kişinin pasaportu olmayan bir kadın olma ihtimali. Taradığımız bu kişilerden pasaportu olmayan kadınların sayısı 10'dur. İstenilen durum sayısı 10. Yani sadeleşirse olasılığımız 11'de 5 gelir. Torbamızda 5 tane kırmızı, 5 tane de beyaz. Yani toplamda 10 tane bilye var. Torbadan aynı anda 3 tane bilye çekiyoruz. Üçünün de aynı renk olma olasılığı. Bunu kombinasyonla da çözebiliriz. İsterseniz farklı bir yolla çözelim. Her zamanki gibi kesirli yollarla çözelim. Üçünün de aynı renk gelmesi demek, üçünün de beyaz veya üçünün de kırmızı gelmesi demektir. Üçünün de beyaz gelmesi. Birinci durumda beyaz çektik, 5 bölü 10. Aynı anda çektiğimiz için bu torbaları geriye bırakmıyoruz. Bilyeleri torbaya geriye bırakmıyoruz. Yani bağımlı olaya bir örnek olmuş. Sonra bilye sayısı 1 azaldı. Beyaz sayısı azaldı. 9'dan 8'e düştü. Beyaz sayısı da 4'ten 3'e düşer. Sonra kırmızılarda devam ederseniz yine 5 bölü 10, 4 bölü 9 ve 3 bölü 8 olur. Çarpalım 20, 3 ile çarp 60. 60 bölü 720 artı yine 60 bölü 720 gelir. Buradan 120 bölü 720 olur. 12'ye bölersek olasılığımız 1 bölü 6. Adem'in hedefi vurma olasılığı 2 bölü 5'tir. Adem hedefe 2 kez atış yaptığında hedefi en az 1 kez vurma olasılığı kaçtır? Vurdu, vuramadı. Vuramadı, vurdu. Ya da ikisinde de hedefi vurdu. Vurma olasılığı 2 bölü 5 ise vurmama olasılığı 1'den çıkardığımızda 3 bölü 5'tir. Birincide vurduk, ikincide vuramadık. Ya da tam tersi, birincide vuramadık, ikincide vurduk. Ya da son durumda iki defa ikisinde de vurduk. Yani 2 bölü 5 çarpı 2 bölü 5. Buradan 6 bölü 25 gelir. 6 bölü 25. Son durumda da 4 bölü 25. Şimdi bulduğumuz tüm sayıları topluyoruz. Buradan da cevabımız 16 bölü 25. Yani Bursa. 3 basamaklı doğal sayılardan rastgele bir tanesini seçiyoruz ve 4 ile tam bölündüğüne eminiz. Yani burada 3 basamaklı sayılarımız 100'den 999'a kadar gider. Bunlar 4'ün katı olanlar hangileridir? 100 4'ün katıdır. 1000 4'ün katıdır. 1000'den 4 çıkarırsak 996 4'ün katı. Peki terim sayısı kaçtır? Son terim, eksi ilk terim,
bölü 4'ün katı olduğu için 4'er 4'er artıyor. 4'e bölüyoruz. 1 ekliyoruz. Buradan 896 bölü 4 artı 1 diyoruz. Bu da 900 bölü 4'tür. Yani 225 tane toplamda elimizde sayı var. Biz bunların 5'e de tam bölünmüş olma olasılığını araştırıyoruz. 4'e bölünüyor, aynı zamanda 5'e bölünüyor. 4 ile 5'in en küçük ortak katı 20'dir. Demek ki sayımız 20'nin de bir katı olacak. 20'nin katı olan 3 basamaklı sayılar 100, 120, nokta nokta gider. 1020'nin bir katıdır ancak 4 basamaklı. 20 çıkarırsak 980. Burada da terim sayısı son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı 1'dir. 880 bölü 20'den 44 gelir. 1 eklersek 45. Yani olasılığımız 225 tane 4'ün katı olan sayıda 45 tanesi hem 4'ün hem de 5'in katı olan bir sayı olacak ve 1 bölü 5 gelir. İsimlerinin baş harfleri A, B, C, D, E, F olan 6 arkadaş bir sırada yüzleri aynı yöne bakacak biçimde yan yana sıralanmıştır. A ile D aynı kilodadır. Aynı kiloda olanlar yan yana olacak. A, B, C aynı boyda. Aynı boyda olanlar da yine yan yana olacak. Şimdi A ile D yan yana olacaksa, aynı zamanda A, B, C de yan yana olacaksa birinci durum budur. D, A, B, C. Şimdi bunları bir paket gibi düşünelim. 6 kişi olduğu için geriye kalanlar kimlerdir? E ve F. Bunlar da dışarıda. 1, 2, 3 gibi düşünebiliriz. Yani 3 kişi yan yana olduğunda burada 3 faktöriyelden 6 farklı durum olur. Sonra arkadaşlar başka nasıl bir durum olabilir? B, C, A yan yana, A ile D yan yana. Bunlar bir paket gibi. E ve F'nin yeri belli değil. Yine buradan 3 faktöriyelden 6 durum gelir. Son olarak yine A, B, C'miz bu şekilde yan yana. Sonrasında da D gelecek çünkü A ile D'nin kilosu aynı. Bunlar bir kişi gibi. E ve F de birer kişi. Burada 3 kişi var. Yine 3 faktöriyelden 6 durum. Bu durumların hepsini toplarsanız istenilen durum sayısı 18. Peki tüm durumların sayısı nedir? 6 arkadaş var. Özel bir durum olmadığında 6 faktöriyelden 6, 5, 4, 3, 2, 1 yani 720 durum var. Buradan sadeleştirirseniz cevabımız 1 bölü 40'tır. Çantamızın üzerinde 2, 3, 4 rakamları yazan 3 tane siyah. Şunlar mavi değil, bunların her biri siyah. 3, 5, 6 rakamlarının yazmış olduğu 3 tane beyaz. 2, 4, 6 rakamlarının yazılı olduğu 3 tane de kırmızı kart vardır. Şimdi çekilen kartın ne olduğuna bakıyoruz, sonra bunu çöp kutusuna atıyoruz. Yani tekrar burada bir torba içinde olduğunu düşünürsek torbaya dahil etmiyoruz, çöp kutusuna atıyoruz. Arda arda 2 tane kart seçiyoruz. Çekilen ilk kartın renginin siyah, ikinci kartın üzerinde yazan sayının da asal sayı yazılı olma olasılığı nedir? Şimdi siyahlara bakıyoruz. Siyahların içerisinde 2, 3 ve 4 var. 2 ve 3 asal, 4 asal değil. Şimdi biz siyahlardan arkadaşlar tek tek deneyelim. Siyahlardan 2'yi seçtik. Sonrasında geriye kalanlardan da bir tane asal seçeceğiz. 2 olma olasılığı nedir? Bir tane 2'miz var. Toplamda 4 tane, toplamda 9 tane kartımız var. 9 karttan bir tanesi siyah ve ikili. Çarpı geriye kalanlar da asal olacak. Şimdi geriye neler kaldı? 3 var, siyah üçlü var, sonrasında beyaz üçlü var, beyaz beşli var. İkili kırmızı var arkadaşlar. Toplamda 4 tane asal var. Yani 4 bölü 9 değil de 8 diyeceğiz. Yani 4 bölü 72 oldu. Peki siyahlardan arkadaşlar 3'ü seçelim. Siyahlardan 3'ü seçtim. Yine 1 bölü 9 olasılık. Geriye kalan sayılardan asal sayı olma olasılığına bakıyoruz. 3'ü seçtiğimizde asallarda arkadaşlar ne kalır? İkili siyah, üçlü, beşli ve ikili olacak şekilde asallarımız var. Buradan 4 bölü 8 olasılık. Yine 4 bölü 72. Sonra devam ediyoruz. Siyahlardan 4'ü seçelim. Siyahlardan 4'ü seçtik.
Yine bir tane siyah dörtlümüz var. 1 bölü 9 olasılık. Asal seçiyoruz. Asal elimizde ikili bir tane siyah var. Üçlü siyah. Üçlü beyaz var. Beşli beyaz. İkili kırmızı var. Yani 5 durum. Bunun olasılığı da 5 bölü 8. Şimdi buradan 5 bölü 72 geldi. Buradaki yıldızların hepsini toplayalım. 4 bölü 72. 4 bölü 72 artı 5 bölü 72 gelir. Yani cevabımız 13 bölü 72 ile E şıkkı. 6 tane evli çiftimiz var. Birinci çiftimiz, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı çiftimiz. Bunların arasından 4 kişi seçiyoruz. Toplamda 12 kişi var. 12 kişiden 4'ünü seçiyoruz. Bu bizim örnek uzayımızın eleman sayısıdır. Birazdan hesaplayacağız. Şimdi seçilen 4 kişinin arasında en az bir evli çift olma olasılığı kaçtır? Şimdi arkadaşlar bunun tam tersini hesaplayalım. Birden en az bir evli çift olma olasılığının tam tersi nedir? Bu 4 kişiden hiçbirinin evli çift olmaması olasılığını çıkaracağız. Böyle yapmak daha kolay. Peki bunu nasıl yaparız? 12 kişiden hepsi evli arkadaşlar. Biz buradan 4 kişi seçtiğimizde bu 4 kişi buradaki 6 tane çiftin arasından birer kişi olacak. Önce 6'nın dörtlüsü diyoruz. 4 çifti seçtik. Diyelim ki A, B, C ve D çiftlerini seçtik. Buradan aldığımız 4 kişinin evli olmaması ne demektir? Burada bir kadın bir erkek var. Her birinden bir kadın ya da bir erkek alıyoruz. A grubundan, A çiftinden diyelim 2 faktöriyel, B'den 2 faktöriyel, C'den ve D'den 2 faktöriyel diyoruz. Buradan da 6'nın dörtlüsü 15, 15 çarpı 16'dan 240 durum gelir. Şimdi olasılığımıza geçelim. 240 durum, tüm durumlarımızda 12'nin dörtlü kombinasyonu. Yani 12 faktöriyel bölü 8 faktöriyel çarpı 4 faktöriyel. Şimdi de buradan sadeleştirdiğimizde 12'den 8'e kadar yazıyorum. 8'i yazmıyorum. Bölü 4 faktöriyelden 24. Sadeleştirdim. 2 defa var. Sadeleştirdim. 5 defa var. Sonra arkadaşlar 240 bölü 11 çarpı 5 çarpı 9. Bu da sadeleşirse 48. 3'e bölerseniz 16 bölü 33. Yani 1 eksi 16 bölü 33'ten cevabımız 17 bölü 33 gelecektir. Bu da A şıkkıdır. 3 tane K, 2 tane L, 1 M, 1 tane de N'miz var. 7 harfli permütasyonlarını arıyoruz. Şimdi burada arkadaşlar hepsi farklı olsaydı 7 faktöriyel tane permütasyonumuz olurdu. 3 tane K, 2 tane de L tekrar ettiği için tekrarlı permütasyondan paydamıza 3 faktöriyel ve 2 faktöriyeli ekliyoruz. Buradan sadeleştirelim. 7, 6, 5, 4, 3'e kadar geldim. 2 faktöriyel 2 çarpı 1. Buradan 420 durum var. Bizden özel olarak istediği durum K'lar yan yana olacak. Bunlar bir paket. Sonra diğerlerini paketlemiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 tane harf var gibi. Şimdi yine hepsi farklı olsa 5 faktöriyel. Ancak L'ler burada tekrar ettiği için 2 faktöriyeli bölüyoruz. Buradan da 60 durum. Sadeleştirirseniz 420'de 60 yani 1 bölü 7'dir. Bu dersimiz bu kadar arkadaşlar. Diğer videomuzda geriye kalan testlerimizi çözüyoruz ve FÖ'yümüzü bitiriyoruz. Herkese başarılar. Kendinize iyi bakın.